sevgili izleyenler, bir tarımda başarı programında tekrar yine birlikteyiz. Evet, bu hafta yine Tokat'ın Erbağ ilçesindeyiz. Bu bölümlerimizde buğday tarlasını gezeceğiz. Bir de sürprizimiz var. O da hobi bahçesi. Bakalım neyin hobisiymiş? Evet sevgili izleyenler, ne dedik? Buğday tarlasında olacağız. Yanımızda yine Mustafa Bey var. Evet Mustafa Bey, tekrar programımıza hoş geldiniz. Efendim yine Tokat Erbağ bölgesindeyiz. Evet. Bu kez buğday tarlasındayız. Bir ziraatçı olarak sizin gözünüzde bu tarlada verim nasıl? Evet. Siz hoş geldiniz asıl. Tekrar memleketimize. Geçtiğimiz hafta bağ üzerinde durduk. Bu hafta buğdaydayız. Buğday aslında bütün Türkiye'de yaygın bir şekilde ekilir. Çünkü mutfağımızın %70'ini buğday ve türevleri, ürünleri karşılar bizim. Şimdi bu bahçede aslında burası bizim bir deneme tarlamız oldu da diyebiliriz. Burada bahçe sahibimiz başından beri bizim programımızı uyguluyor. Şu an bir afat görülmezse ben belki 550-600 kilo bir verim keşfettim ama yine onu hasat belli eder. Birazdan bahçe sahibine sözü vereceğiz. Burada ne uygulamalar yapmış, nasıl bir netice almış onları öğreneceğiz. Buğdayla ilgili çok ciddi benim çalışmalarım var aslında Trakya bölgesinde. Trakya'da ben 2015-2016 sezonunda buğdayda arpa sarı cücelik virüsünün görüldüğü yılda çok ciddi çalışmalar yaptım ve mükemmel sonuçlar aldık. Burada da o sonuçları alıyoruz. Şimdi buğdayda bizim en büyük derdimiz kök boğazı çürüklüğü. Evet. Ve maalesef bu derdi Türkiye ortalamasında %10 biliyor. %90'ı bunu hala bilmiyor. Ve onlara, üreticilerimize şunu söylüyorum. Değerli üreticilerimiz, hasat vakti geldi. Evet. Bir çerle girdiniz. Beyaz beyaz başakları görüyor musunuz? Eğer beyaz başak görüyorsanız o başaklarınız boştur. Çünkü kök boğazı vardır. Bu sebeple dolayı boştur. Yani evet, bereket var. İşte görebiliyorsunuz, bereket aldık ve aklıma şu geldi. Biz çocukken bu başakları tam olgunlaşmadan toplar, ateş üzerinde közleme derdik. Evet, evet. Közlerdik, yerdik. Çok da hoş olurdu. Şimdi aklıma o geldi. Elime böyle taneyi açınca çocukluğumu anımsadım. Şimdi isterseniz bahçe sahibine bir söz verelim. Evet. Önce bahçe sahibini bir tanıyalım. İsmim Muhsin Bayraktar. Buyurun. Efendim şimdi burası ne kadar bir alan? Burası toplam 14 dönüm. Yani, 14 dönüm. Evet. Peki siz burada bir çeşit uygulamalar yaptınız. Evet. Sizi bu uygulamaya iten şey neydi? Ne cezbetti de sizi bu uygulamaya başladınız? Tabii ki ben buraya daha iyi bir verim alabilmek için Mustafa Beylerle tanıştım. Ve bunlardan bilgi aldım. Bu doğrultuda ben buraya taban gübresi uygulaması yapamadım. Yapmadım daha doğrusu. Mustafa Beygil'in önerdiği Çanakkale bakırı uygulaması yaptım. İkinci uygulamayı da yaptım. Evet. Ve bu neticeyi görüyorsunuz işte. Evet. Sadece yüzeysel olarak diğer gübrelerden kullandım tabii ki. Taban kullanmadım ama evet, azot takviyesi yaptım. Peki efendim, önceki yılda mı burası aynı buğdaydı yoksa başka bir ürün mü vardı? Ayçiçeği'ydi burası. Ayçiçeği'ydi evet. Peki aynı uygulamayı ayçiçeğinde de yaptınız mı yoksa yapan var mı? Yapmadım, yapacağım. Yapacaksın. Yapacağım çünkü buğdayda netice gördüm. Gördünüz. Gördüm. Netice. Evet. Peki şimdi tabii bunu seni uygularken siz buğdayı toprakla buluşturdur muyuz yoksa daha sonradan mı yahut da ilk toprak hazırlığında mı yaptınız bu İlk uygulamanın zamanı. İlk uygulamayı kardeşlenme döneminde yaptım. Ha, yani ekilmişti. Ekildi. Çimlemeden sonra kardeşlenme döneminde yaptım. İkinci uygulamayı sapa kalkma döneminde yaptım. Biraz yükselmeye geldiğinde. Evet. Peki aslında doğru mudur? Geç mi kaldı da böyle oldu yoksa toprak hazırlığında uygulanamaz mı? Tam zamanında yaptı. Aslında sadece Çanakkale bakırı değil. Çanakkale bakırı ve türevlerini kullandık biz burada. Normalde evet, buğdayda ilk aşama toprak hazırlığında yapıyoruz. Arkasından kardeşlenme dönemi, arkasından sapa kalkma döneminde üçüncü uygulama dediğimiz uygulamayı yapıyoruz. Bunlar bize ne sağlıyor?
Bir, kesinlikle verimde en az %20, %25 artış. Fazlası da olur ama ben %20-25'i garanti veriyorum. Abartmamak adına. Evet. Başakların bolluğunu belirliyor zaten. Evet. İki, tane de kalite. Evet. Şu an kuruya geçiyor bu buğday ve yani kalitesini kendi göze gösterebiliyor. Üç, ekonomiklik. Nasıl ekonomiklik? Şimdi buğdayda dekar maliyeti çok önemlidir. Bu belki 5 dönüm, 10 dönüm, 50 dönüm için küçük rakamlar tutabilir ama bugün bir Trakya'ya gidin 1000 dönüm, 2000 dönüm, 3000 dönüm, 5000 dönüm dediğiniz zaman ekonomiklik önemlidir. Bizde dekar maliyetleri çok ucuz. Yaprak gübreleri artı bu Çanakkale bakırı ile birlikte 5-6 liralara dekar maliyeti mal ediyorsunuz. Türev veya bunun kıyaslamasını yaptığınız zaman 15-20 liralarda dekar maliyeti var. Yani arada bir 10 lira, 15 liralık fark var. Bu sizin cebinize kalıyor. Evet. Veriminiz artıyor. Proteininiz, gluteniniz, şimdi burada analizler yapıldığında bu buğdayda protein miktarı randıman hektolitre yüksek çıkacak. Bu çiftçiye kazanç olarak geri gelecek. Yani şimdi bu buğdaya ilk uygulamayı yaptığımızda bir sararma vardı galiba. Evet. Ben öyle hatırlıyorum konuşmalarımızda. Şimdi bizim uygulamaları yaptıktan sonra göze görünür farklılık ne oldu? Bunu üreticilerimizle bir paylaşabilir miyiz? Verim kalitesi arttı buğdayın. Yani o görürüm. Sararma gitti mi? Gitti, sararma gitti. Yeşil alanı görüntüsü daha kaliteli oldu. Geri baktığınız zaman geriden besbelli oluyordu yani şeyi. Yani, buğdayın görüntüsü belli. Bu yolun karşısı da mı aynı uygulandı? Orada bizim parselimiz aynı. Aynen. Aa, iki parsel, evet. Peki şimdi burada su var mı? Yani bu ürün kıraç sulandı burası mı? Yok. Kıraç burası. Sulanmadı. Yok. Cenab-ı Allah'ın verdiği evet, yağmur ve çiseyle evet. Bu oldu. Kıraç arazi, burada su yok. Şimdi burada ne kadar bir şey bekliyorduk? Bir tonaj bekliyoruz. Ben buradan en asgari 500 kilo bekliyorum. Belki dönüme 600 bin. Evet. Dönüme 500 daha kilo. Daha önceleri ben 350-400 kilo falan alıyordum. Bazı zaman zaman yerlerde de ektiği tohumları bile alamayanlar varmış. Evet, evet. Bu sene daha iyi bir verim bekliyoruz evet. Yani. Peki Mustafa Bey, gerçekten hani Çanakkale bakır ve türevleri burada kullanıldı evet. Dediniz. Yani uygulandı. Evet. O zaman bu gerçi sulanmış gibi de görünüyor. O zaman bitkinin su ihtiyacını da mı artık? En az düzeye düşürüyor. Düşürüyor yani. En az düzeye. Bunu şeyde sözünüzü kestim. Bunu zeytinde çok sık yaşıyoruz. Bizim uygulama yaptığımız arazilerde ve yan komşularda, şimdi yan komşularda yazın sıcağında buruşma yapıyor mahsul. Bizim yaptığımız arazilerde o buruşma yapan bahçeye göre belki 20 gün sonra buruşma başlıyor. Bu da sonbahar yağmurlarına denk geliyor ve biz işi susuzlukta en az hasarla atlatıyoruz. Bu bölgede de öyle. Çünkü stresini alıyoruz bitkinin. Bitki stresten çıkıyor. Şimdi buğdayla ilgili Aydın Söke, buradan selam olsun. Söke'de bir üreticimiz. 8 yıl, benle tanıştığında aynı yerde 8. yılda buğday vardı. Hiç nadasa bırakmamış. Peş peşe 8. yılda buğday ve bir gün tanıştık. Bana dedi ki senin ürünlerini kullanacağım. Bakalım sen nasıl mühendissin dedi. Şimdi ben önce bir şey anlamadım. Yani 8 yıl peş peşe buğday ekilmiş yerde. 550 kilo biçtik. Ay maşallah. Şimdi 350 dedi, 500 kiloyu bir öngörüyoruz. Evet. Belki 500-550 arası çekten burada. Önceki yıl 350 kilo aldım ben buradan. Evet. Taban gübresi de uyguladığım halde. Aynen. Taban gübresi varken evet. Bu yıl taban gübresi yok. İşte iklim şartları demek bizim ki. Uygulamalar var. Uygulamalar, evet. 500-550 kiloyu öngörüyoruz. Şimdi bölge için aslında yapılan bir iyilik var Vural abi. Bu iyiliği kim yaptı? Ben geçen hafta anlatamadım, bu hafta anlatayım. Mustafa abi yaptı, benim adaşım. Mustafa evet, Aytan. Mustafa abiye de bir söz vereceğim. Verelim. Nasıl? Şimdi biz Mustafa abiyle 1,5 sene önce tanıştık ama telefonda. Onun kendi bahçesi var, çilekleri var, kirazları var. Uygulamalar yaptırdık. Ha, uygulamalar yaptı. Mustafa abi dedi ki ya kardeşim sen güzel bir şey yapmışsın. Siz güzel bir şey yapmışsınız. Hemşeriyiz. Bunu benim memleketimde ben gönüllü olarak tanıtacağım. Hakikaten de gönüllü olarak ya belki Erbaa'da şu an 40-50 tane müşterimiz varsa Mustafa abinin çevresi sayesinde oldu. Evet. Ve gönüllü olarak bunu tanıttı. Geldi dedi ki ya Vural bak bu var bunu kullanırsan bu oluyor dedi ve sana bunu kullandırdı. Ve sen neticeyi aldın. Şimdi ben kendisine teşekkür etmek istiyorum burada. Evet. Siz değerli izleyicilerimizin huzurunda. Sözü ona da verelim isterseniz. Verelim bir mikrofonumuzu alalım. Evet efendim sizi tanıyalım. Ben Erbaa'dan Mustafa Aytan. Aslen köy olarak Kozlu'danın. Benim köyüm 9 drahımlı bir yer. Yaylavari. Ben orada meyve işi yapıyorum. Çilek, kiraz,
elma, armut, bu tür hobi gibi. Ticari yani. Değil değil mi? Ticari bir değil. Yani ticari bir yani az ha, ya, ikisi karışık anladım. Yani hobi. Öyle diyeyim öyle diyelim hobi. Yani. Peki efendim ben, yani şimdi niye bu bakıra bu kadar yani Çanakkale bakırına gönül bağladınız? Buna bu kadar çok sahip çıktınız? Bayilik alma gibi bir şeyiniz mi vardı yoksa? Şimdi ben esnaflıktan geliyorum. Emekli olduktan sonra bende araştırma hobisi var. Yani evet. Ondan dolayı yola çıktım. Şimdi bir gün Tarım TV'yi izlerken orada bir şey yakaladım. Bir telefon yakaladım. O telefondan ben yola çıktım. Bizde kirazlarımızın bir bölümünde şey sıkıntısı vardı. Dölleme sıkıntısı vardı. Bu 0.9 ziraat dedikleri şeyde evet. Dölleme problemi var yani. Var, sıkıntı var. Oradan evet. Yola çıktık. Biz tozlayıcı oradan yola olunca. Çıkınca bir yere vardık yani. Oradan da Mustafa Bey'le tanıştık. Biz firmayı aradık. Firma dedi ki size döneceğiz biz dediler. Sonra Mustafa Bey döndü. Mustafa Bey de kendini tanıttı. Tokatlı olduğunu, Turhallı olduğunu falan, hemşeri olduğunu falan izah etti. Bunları tabii paylaştık. Ondan sonra dedi ki işte sonbaharda o zaman önümüzde yıl programı yapalım beraber dedi. Beraber programı başladık. Bizim de destimiz geçen arkadaşlar işte Muhsin arkadaşımız gibi evet. Buğday yapan, işte ceviz yapan, bağ yapan böyle arkadaşlarımızla görüştük, tanıştık. Biz onlara programı yol attık. Yani evet. Bir kısım şey oldu, program bütün oldu. Bir kısımda sadece Çanakkale bakırı oldu ama hepsinden güzel bir netice aldık. Ve almaya da devam edeceğiz ve tanıtacağız. Bu bölge bizim. Vatan evet. Bizim. Her şey ne kadar güzel olursa güzel her zaman güzeldir yani. Her bu, yerde güzeldir. Tabii. Yani sizin söylediklerinizden ben şunu anlıyorum. Bölgeye ve bölge çiftçisine, bölge insanına faydalı olacak her yeniliği burada tanıtmak adına siz bir lefersiniz. Evet. Ben de gerçekten görmediğim, inanmadığım hiçbir şeyin ne tanıtımını yapıyorum ne de onun programında yer alıyorum. Onun için siz de gerçekten benim gibi davranmaya devam ediyorsunuz. Siz hakikaten bu yolda yolunuz açık olsun. Sizin gibilerin sayısı artsın istiyoruz. Çünkü gerçekten bu tip şeyleri de insanları da böyle genelde yanıltıyorlar. Efendim biz burada hemen buğdayı bırakalım istiyoruz. Sevgili izleyenler, Tarımda Başarı bölümümüz devam ediyor. Yine Erbağlı çiftçilere mikrofon uzatıyoruz. Burada ziraat mühendisimiz Mustafa Bey'in nezaretinde. Evet Mustafa Bey, burada kısa bir şey alayım. Şimdi şu anda biz neredeyiz? Şu an Erbağ merkezdeyiz. Merkeze bağlı Karayaka. Karayaka. Kasabası. Karayaka mahalle mi oldu artık? Karayaka kasaba. Kasabasındayız. Kasaba. Burada hobi bahçesi denilebilir aslında. Bir karışık bitki deseni olan bir bahçemiz var. Burayla tanışma vasıtlığımız yine Mustafa abi aslında. Evet Mustafa Bey. Evet. Çünkü hani dedik ya Erbağ'ın bir kurtarıcısı var. O da Mustafa abi oldu sağ olsun. Şimdi bu bahçede de çeşitli problemler oldu. Bu bahçe geçen hafta bahsettiğimiz gibi bu bahçede doludan etkilendi ama burası daha çok etkilendi. Çünkü burası tam bir geçiş bölgesi ve en büyük hasarı burası aldı. Geçen sene doludan sonra hemen biz iletişime geçtik. Çeşitli reçeteler yaptık, uyguladık. Sanıyorum bahçe sahibinin bir beklentisi yoktu ama şimdi kendisine mikrofonu vereceğiz. Evet, umutlar yaşarmış mı, yeşermemiş mi? Evet, bir geldin, izleyicilerimize aktarmasını rica edeceğiz. Önce kendisini bir tanıyalım. Evet, ben, evet, sizi tanıyalım. Evet, ben emekli öğretmen Yakup Coşkun. Ben Erbağ'ın Karayaka kasabasındanım. Emekli olunca hobi şeklinde bir 4-5 dönümlük bir çiftlik kurdum. Bir ticari bir kazanç sağlamak için değil, kendimi rahatlatmak için. Ancak kurduğum yer iklim olarak dolunun vurmasına müsait bir yerdi. Geçen sene muazzam bir dolu vurdu.
Bu çiftliğimde ne kadar meyve ağacı varsa, üzüm varsa hepsini haşat etti. Ben de dedim ki bu doludan sonra hiçbir meyve ve sebze olmayacağına kanaat verdim. Fakat bu ara tabii Sayın Mustafa Bey'le hemşerimizle tanıştık. Hemşerim bize yardımcı olacağını beyan etti. Hemşerim bize bir iki reçete uyguladı. Biz o reçeteleri uygulayınca umudumuz gördüğünüz gibi hemen başladı. Hiç kimse üzüm olmaz dedi, üzüm olmaya başladı. Yaprak olmaz dedi, yaprak olmaya başladı. Ve de ben de sevindim. İnşallah bir dahaki sene daha iyi olacak. Bu Mustafa Bey sayesinde, bu firma sayesinde tahmin ediyorum Erbaa'ya büyük bir hizmetleri olacak. Öyle zannediyorum. Bizlerin işte vatandaşlar bizlerin bahçesine gelip görürlerse, burayı kontrol ederlerse bizler de onlara yardımcı oluruz. Mustafa Bey'le tanıştırırız. Sağ olsun Mustafa Bey hemşerimiz diye demiyorum. Telefonları 24 saat açık. Herkese muhakkak cevap veriyor, geri dönüyor. Bizler de yardımcı oluruz. Ben çok memnunum. Ticari bir amacım yok ama gerçekten tanıştığımıza da memnun oldum. Bağımda, bahçemde de baktım ki bir şeyler oluyor. Memnunum. Peki hocam. Efendim. Şimdi tam umutlarınız söndü, bitti derken Mustafa Bey'le tanıştınız bir aynen de öyle oldu. Evet. Peki uygulama ne yaptınız burada? Nasıl bir uygulama yapıldı? Size ne önerdiler? Şimdi ben buranın bir de Erbaalı Mustafa'mız var tabii, ikisi adaş. Benden önce tanışmıştı iki evet. Mustafa'lar. Beni de onlar tanıştırdı. Tabii benim bir umudum yoktu. Ancak Mustafa Bey bize yardımcı oldu, dedi ki böyle böyle birisi var hemşerimiz. Seni onunla görüştüreyim falan dedi. Biz burada bu çekimleri yaptık. Dolunun vurduğu o hasar görmüş şeyleri ona havale ettik. O bu görüntüleri gördükten sonra bize iki veya üç tane reçete uygulattı. Biz de onları uyguladık. Baktık ki hakikaten yani dediğimiz verimi elde ettik. Yani bu öyle oldu. Evet, öyle oldu. Yani çok faydalı oldu. Evet. Çanakkale fakırı diyorlar. Evet. Peki şimdi tam yeri gelmişken ben Mustafa Bey'e sormak istiyorum. Tabii. Mustafa Bey, bu sizin işte Çanakkale bakırı halk deyimiyle. Evet. Bu sadece içine başka ilaçlar katılabiliyor mu? Çünkü bazı ilaçların içine atıldığında karışım. İlacın bozulma evet. durumu, etkisi azalma durumu var. Bunda böyle bir şey yaşanıyor mu? Biraz da konuyla ilgili bilgi verirsek. Çünkü izleyicilerden bize bazen ara sıra da telefonlar geliyor bu sorular. Evet, iyi bir noktaya değindiniz aslında. Şimdi diğer ilaçlarda her ilaçta karışabilirlik vardır ama bakırlı ürünlerde normal şartlar altında karışabilirlik yoktur. Bunu bizim meslektaşlarımız da sık sık karşımıza geliyor ya, Çanakkale bakırı karışmaz, isim vermiyorum şimdi. Tam aksine Çanakkale bakırının size uygulama avantajı vardır. Nedir? İnsektisit, akarisit, fungusit, yaprak gübreleri her şeyle sorunsuz bir şekilde karışabilir. Normal şartlarda bakır karıştırılmaz, tek atılır. Ama bu Çanakkale bakırı karışabilir. Bu size bir avantaj sağlar. İlaçlama maliyetinizi azaltır. Yani bugün örnek veriyorum, güve için ilaçlama yapacaksınız. Güve ilacını at, yarın bakırlı ürününü at, iki kere maliyet. Hepsini tek seferde biz uygulama yapmak tek maliyet. Yani bu büyük bir avantaj. Bu karışabilirlik özelliği güzel bir avantajdır. Peki efendim, hazır ilaçtan açılmışken konu. Şimdi ilacın hazırlanmasında kullanılacak suyun pH'i evet. ne durumda olmalı? Şimdi bizim genel pH'lerimiz, kuyu sularımız veya baraj dediğimiz sulama sularından aldığımız sularımızın genel pH'i 8 civarında çıkıyor Türkiye genelinde. Ya ben ölçüm yaptığım yerlerde daha şu güne kadar 7'nin altında bir suyla karşılaşmadım. Hep yüksek pH'li sular var. Şimdi pH yüksek olduğu zaman alınabilirlik düşer. Burada bir özelliğimiz daha var. Çok iyi yere yine konu parmak bastınız. Çanakkale bakırının pH'i 3 civarındadır. Asitik bir üründür. Hep şunu söyleriz biz. Karışım yaparken depoya ilk önce bunu koyun. Yani Çanakkale bakırını koyun. Suyun pH'ini de 1-2 birim aşağı düşürün. 6 civarına, 5,5-6 civarına düşer. Arkasından dilediğiniz mantar ilacını veya böcek ilacını karıştırdığınızda hiçbir sıkıntı kalmadan bütün karışım gerçekleşir. İşin sırrı burada zaten.
Şimdi normal bakırların pH'i 6,5-7,5 aralığındadır ama Koperas'ın yani Çanakkale bakırının pH'i 3-3,5 arasında. Bu da suyun pH'ini düşürür. Düşük pH'li su da bizim ürünümüzü kullanmayan üreticileri unutmayalım. Onlara da tavsiyemiz muhakkak bir küçük pH metre alın. Dijital bir cihaz alamıyorsanız ya bu okullarda, eczanelerde kullanılan kağıtlar vardı. Evet. Net rakamı göstermez size ama hiç değilse asitik mi? Onu görürsünüz. Yani suya batırın, çıkartın. Rengine göre onun reçetesi var. Evet. Ona göre ilaçlama yaparsanız maliyetleriniz azalır ya karlılık yaparsınız. Küçücük bir detaydır bu. Bunlara önem vermek lazım. Evet, bu sevgili izleyenler bunu da bilgi dağarcığımızı böyle bir kenara not edelim. Bu da çok önemli çünkü atılan her ilacın, hazırlanan her ilaçta suyun pH'i çok önemli. Yüksek pH'da olunca atacağınız ilacın etkisi de bozulmuş oluyor. Ondan sonra firmaları da töhmet altında bırakıyoruz. Vay efendim içinden işte şeyi çalındı yahut da biraz malzeme çalındı gibi. İlacı attık, ilaç çalışmıyor. Yani eskisi gibi değildir ama aslında kullanılan, hazırlanan suyun çok önemi var. Efendim hemen yanınızda bir abimiz var. Evet, efendim sizi tanıyalım. Ben Salkımören Köyü'nden Osman Işık, emekli öğretmenim. Ay, babadan, maşallah eğitimci. Babadan kalma bahçe işlerine uğraşıyorum. Yani onları yürütmeye çalışıyorum. Maalesef babadan kalma bağlar filoksera'ya kurban gittiler. Evet. Biz de şimdi yenisini yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama bu bölgede benim koyum kirazcı bir koydu önceleri. Şimdi kirazlar kurumak noktasında. Gelen fidanlar da kuruyor, eski kirazlar da kuruyor. Bunu Mustafa Bey'e sorduk. Bunların işte çeşitli hastalıkları olduğunu, iki tane ana, birisi yaprak delen, birisi antrakoz. Bunların bu ilaçlarla çözüleceğini söyledi. Ben sevindim. Köylüm adına, erbağa adına. Çünkü erbağa en erken kirazı, bölgede en erken kirazı çıkarabilecek bir yer. Ve iklim olarak. Evet. Yani Adana'dan, Kemalpaşa'dan sonra burada çıkıyor. Evet. Burası çok önemli bir şey. Yani şu çiftçinin eğer bunu erkencileri deneyerek bir yere varırsa herhalde bundan ekmek yiyecek. Güzel para şimdi kazanacak. Bu da Mustafa Bey'in bize bir şey oldu. Mesela bir de ceviz var. Cevizlerde de aynı. Yerli cevizler hep kuruma noktasında. Verimden düştü. Mesela benim babam 6 çuval ceviz alıyordu bir ağaçtan. Şimdi 6 poşet alamıyor. Niyesini sorduk. Antrakoz var. Yok. Neydi Mustafa Bey? Bakteriyel yanıklığı var. Bakteriyel yanıklık var. Yok bilmem ne. Bunların çaresi de var. Deyince orada ayrı bir sevinç. Evet. Ben şimdi memleketimde böyle bir canlanma olacağını umut ettiğim için ben Mustafa Bey'in ta Çanakkale'deki üretim yerine kadar da gittim, gördüm. Evet, benim oğlum orada veteriner. Orada onu da götürdüm. Çünkü onun da dalı az buçuk çiftçilerine falan ilgileniyor. Böyle bir bağ kurduk. İnşallah sonumuz iyi gelir. İnşallah. Ondan şüphemiz yok. O zaman yok. Mustafa Bey'e bir soralım. Efendim belki konumuzun azıcık dışına kayacağız ama hocam açtığı için soruyorum. Çeşit seçiminde mi bir sıkıntı var? Ya aslında çeşit değil de değişen iklim. Yani küresel ısınmanın bunlar hepsi dezavantajı. Şimdi erbağa tahminimce yanlış hatırlamıyorsam deniz yüksekliğinden 200 rakım hemen hemen 200-250 rakım yüksekliğinde. Ve gerçekten iki dağın arasında bir mikro klima iklim var burada. Adana'dan sonraki gelen ikinci üretim bandı burası ve çeşitlilik çok. Şimdi iklim değişti. Yani eskisi gibi yağmurlar, kış, soğuk bunların hepsi değişti. Maalesef küresel ısınmanın etkisi. Yerli adaptasyon olan ürünler de artık bu iklim değişikliğine karşı mücadele edemez oldular. Bir de şu var artık yani küllemedir, milyodur bunlar hiç bahse alınacak hastalıklar da değil artık. Çünkü mücadelesi çok kolay. Bakteriler hayatımıza girdi. Daha doğrusu zararlı bakteriler bitkilerimizle birlikte hayatımıza girdi. Konu böyle olunca da her bitkide farklı şeyler çıkmaya başladı karşımıza. Cevize döndük, bakteriyel yanıklık dedik. Gövdelerinde akıntı yaptı, tanesini attı, ağaçları kurutmaya başladı. Kiraza geldik, dal kanseri dedik, gövdesinde biz kedi balı deriz, sakızlanma denir, gövdesinde akıntılar yaptı. Hatta bütün sert çekirdeklerde. Asmaya geldik, kav dedik, ölü kol dedik. Şimdi asmada Manisa bölgesinde görüldü. Geçtiğimiz programlarda bir program yaptık. Ksileyla yaprak yanıklığı diye bir illet geldi.
Bu da bir bakteri kökenli. Mevsim değişiyor. İklim değişiyor daha doğrusu. İklim değiştiği için de bizim yerli cinslerimiz buna maalesef ayak uyduramıyor. Ha ne yapılabilir? Aslında biz dün bir köşe yazısında okudum. Yerli buğdaydan 750 kilo biçtik diye. Ana evet. Ata dede buğdayından 750 kilo biçtik diye bir köşe yazısı okudum ve gururlandım. Ne yapılabilir? Bu cinsler adaptasyon yaptırılabilir. Aşılamayla, melezlemeyle tekrar adaptasyon yaptırılabilir. Çünkü bizim cinslerimiz güzel. Yani bugün yerli cinsim benim 750 kilo verdiyse buğdayda, ben niye yabancı cins isteyeyim? Evet. Yani kara kılçık buğdayım benim verdiyse bunu, ben ona devam edeyim. Neden yabancı bir cins isteyeyim? Maalesef konu yani evet. Dert bütün bitkileri kapsıyor. Ortak nokta bu. Evet. Küresel ısınma. Küresel ısınma. Peki efendim şimdi mevsim itibariyle bağlarda çiftçimiz ne yapmalı? Ne yapabilir? Nelere karşı uyanık olmalı mevsim itibariyle, ay itibariyle? Tamam. Bu bölge için üzüme önem veriyorsak salkım güvesine, yaprağa önem veriyorsak külleme ve mildioya, her ikisine önem veriyorsak bu üçlüye dikkat etmemiz lazım. Yani külleme, mildio için çok ideal koşullar. Artı salkım güvesinin de çoğalıp zarar vereceği, yumurta bırakabileceği bir dönemdeyiz. Bunlara dikkat etmeli üreticilerimiz. Değişen iklim var. Yani bir saat, bir buçuk saat önce terledik. Şimdi hafif bir esinti var. Gece hava ne olacak belli değil. Stres olur. Biz nasıl strese evet. giriyorsak bitki de strese girer. Stres için deniz yosunu, sıvı deniz yosunu, amino asit gibi ek takviyeler kullanmalarını tavsiye ederim bitkilerine. Çünkü gece hava bir düşer 15 dereceye, gündüz bir çıkar 30 dereceye, 15 santigrat derecelik sıcaklık farkı bu bitkiyi şaşırtır. Bu da meyve atmasına kadar gider. Bu tarz koşullar oluşmaması için bunlara dikkat etmek gerekir. Bir şey bağda uyuz. Bağ uyuzu, bölgenin problemi bağ uyuzu. Evet, geçen hafta da işlemiştik evet, onu. Evet, geçen hafta işledik. Aslında biz bağ uyuzunu Ege'de yendik. Yani Ege'de, Manisa'da özellikle Gelin Çanakkale'ye bizim Bozcaada'mız var. Üzümü evet. meşhurdur. Biz bu bölgelerde bağ uyuzunu yendik ama Tokat'ta, Erbaa'da daha yenememişiz. Evet. Ha yeni geldik biz bu bölgeye. İnşallah burada da yeneceğiz. İnşallah. Geçen haftaki bu programda... Bu bağ uyuzu hocam yeni mi burada yok, görülmeye başladı? Eskiden beri eskiden var mı? Eskiden beri var. Bu genelde bir soğuk zamanda oluyor. Soğuk, hani hava soğuksa, evet. soğuğa maruz kalırsa bitki oluyor. Bir de sıcağa, aşırı sıcağa maruz kaldığı zaman. Yani iklim geçişlerinde bu evet. Tetikleme yapıyor diyelim. O zaman bitki bir herhalde... Stres koşullarında. O zamanlarda oluyor. Ha bunu çaresi işte su, kukurt ve şey olarak kullanıyoruz biz ama daha iyi ilacı varsa onu da... Daha zahmetsizi. Tabii tabii. Daha garantisi. Tabii. Onu da kullanalım. Var mı öyle bir şey? Geçen hafta gerçi söyledik ama... Yine söylemekte yarar var. Şimdi kükürt ve sulu kükürt başlıca bunun mücadelesinde en büyük faktör. Ama geçen hafta Hakkı abinin bahçesinde şunu gördük. Bizim müdahale yaptığımız yerde hiçbir şey yoktu. Yoktu evet. Bir sıra yani 1,5 metre sonraki bağda ekrana yansıttık hatırlar evet. izleyicilerimiz. Orada bağ uyuzu vardı. Bu ne demek oluyor? Bizim demek ki ürünlerde bağ uyuzuna karşı bir evet. önlem bir koruma var. Koruma var yani. Var. Evet önlem var. Var. Peki efendim buradan son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Süremiz yavaş yavaş doluyor. Ya buradan son olarak eklemek istediğimiz güzel bir bölgedeyiz. Biz şeker pancarıyla büyüdük. Turhalıyım ben. Şeker pancarıyla büyüdük. Evet asmacılık, bağcılık vardı. Nasip oldu memleketimize hizmet etmek. Allah'a çok şükür. Bir hizmet içerisindeyiz. Buradan değerli üreticilerimize söyleyeceğim şey şu. Az önce değindik ya iklim geçişleri, mevsim geçişleri. Bunlar tetikler bazı konuları. Osman hocam dedi ki soğukta sıcakta yani stres koşulu oluştu. Osman hocam bir filoksera'dan da bahsetti. Bir geçen haftaki programda değindiğimiz konuydu. Bağlar çöküyor, bağlar ölüyor. Hatta bununla ilgili ben bölgeye biraz şey yapacağım. Bu konunun aydınlanması için yatırım da yapacağım. Bilgi yatırımı. Bağlar çöküyor başlığı altında bilgi yatırımı da yapacağım. Çünkü çökmesin ya bu milli bir servet ya. Evet. Milli servet. Yani buna sahip çıkalım. Bu bizim milli servetimiz. Bununla ilgili çeşitli çalışmalarımız var. İzleyicilerimize yine aktarmak istiyorum. Bağınızda, bahçenizde bir probleminiz varsa mildiyo, külleme bunlar değil. Evet. Üstesinden gelemediğiniz, ziraat mühendislerinin çözüm bulamadığı ya eyvah dediğiniz bir problem varsa ya bize ulaşın. Bunu
3 senedir Köy TV vasıtasıyla ekranlarda dile getiriyoruz. Yine söylüyorum. Bize ulaşırsanız bunun çözülmeyecek bir tarafı yok. İmkansız diye bir şey yok. Sadece ölümün çaresi yok. Geri kalan her şeyin çaresi var doğada. Bizde de var. Fikir alışverişi yaparız. Üzerinde bir Ar-Ge çalışması yaparız. Sorununuz neyse bunu çözüme ulaştırırız evvelallah diyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Konuklarımıza da aynı. Evet yine geldik ki tarımda başarının son bölümlerinden biriydi bu haftalık. Evet ocağınız şen, ürününüz bol olsun. Kalın sağlıcakla.